yine başlar, yeni yeni başlar. International TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman. International TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bildiğiniz üzere M10RP artık bitiyor. Yarın sabahleyin yeni RP M11 gelecek. Bugün son haline bakacağız arkadaşlar. M11RP ile alakalı neler paylaştık. Beraber onun bir incelemesini yapacağız hep beraber. Beğendiğiniz set olur, beğendiğiniz silah desen olur. Hangisini beğendiniz? M10'la da karşılaştırabilirsiniz. Sizce hangisi daha iyi? Yorumlara yazarsınız. Bu arada bildirimlerinizi arkadaşlar açmayı unutmayın. Bu aralar bildirim sıkıntısı yaşıyoruz. Yorum yapıp like atarsanız da mutlu olurum. Şöyle bir başlayalım. Şimdi girişte tabii böyle bir girişle başlayacak. M11 Hidden Hunter diye bir ismi var. Genel ismi. Şimdi burada daha önce de söylemiştim. Yine soldaki kız 50 seviyeye gelecek arkadaşlar. %100 diye tahmin ediyorum. Sadece de Adventure kısmına gelmesi ihtimali var. Ama burada 50 seviyede bu adam, yani kızın sağındaki gözüküyor. Adam gözüküyor. Giriş kısmı bu şekilde yine. Çerçevesi olsun. Birinci seviyeden başlayacağız. Birinci seviyedeki Scar deseni bence bir seviye silah deseni olarak gayet güzel olmuş. Şu yeşil kısmına da şöyle bir şey eklerlerse, böyle orada bir artık rakamdır sayıdır veyahut da bir sayaç gibi bir şey olursa daha da iyi olur diye düşünüyorum. Bu arada biliyorsunuz yeni sezonda M11'de ne geliyor? Yeni sezon 2 maskesi gelecek. Eski sezon maskesi tabi. Set, birinci seviye set bu şekilde arkadaşlar. Böyle beyaz, mor, pembe gibi bir setimiz mevcut. Setin şapkası hoşuma gitti. Böyle biraz daha doğrusu bere ve saçla beraber güzel olmuş. Hani başka şeylerde de kullanabilirsiniz. O yönden bence şapka güzel. Bir de bunun ayrıyeten 5. seviyede şapkanın altında hemen bir maskesi de var. Maske gözlükle beraber enteresan duruyor. Ama ilk seviye setleri için bence idare eder. Yani çok iyi değil, kötü de değil. Orta bir şey. Şöyle ilerlersek maskemiz var. Zaten maske diyorum, kaskımız var. Kasktan da anlıyorsunuz zaten. Bu 50 seviyedeki gelecek olan kız karakterin kaskı. Şöyle bir hareketimiz var. Daha önce de söylemiştim. Street Fighter'daki Haryuken miydi? Neydi bunun ismi vardı? Böyle bir şey. Şöyle bir süsleme geliyor. Şapka süslemesi. Zaten kızın avatarı da burada gözüküyor. Yani bence süslemeler çok gereksiz. Paraşütümüz var. 20 seviyede bedava. Hani oyunda çok süsleme, Royal Pass'ta yani bilmiyorum, olmasa daha iyi olur. Yani orayı başka şeylerle doldurabilir oyun aslında. Daha böyle dolu şeylerle. Böyle bakarsak şöyle bir mor Molotov geliyor. Yine o bir seviyedeki setin maskesiyle böyle bir benzerliği var gibi sanki. Birazcık benziyor. Yine uçak desenimiz var arkadaşlar. Şöyle bir 23'te boş olmaz diye bir maske koymuşlar. Setimiz var yine. 25'te bedava setimiz. RP alamayan arkadaşlarımız oradan da onu bedavaya alabilirler. 30'da şöyle bir uçak desenimiz var. Araç desenleri gelmiyor bayağıdır. Eskiden RP'lerde bir araç deseni olurdu. Ama artık bayağıdır gelmiyor. Bazen getiriyorlar arada da olsa da, ama çok sık rastlamıyoruz artık. En popüler hareketlerden, bir dakika, bu muydu? Ya bu değil. İleride olacak. Böyle bir hareketimiz var. Buna benzer bir hareket vardı diye hatırlıyorum ben. Ha, öbür hareket M12'de. Burada aklımda kalmış. Yine iki tane öyle bir hareketimiz geliyor. 35'te arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir Uzi desenimiz var. Meyve salatası şeklinde bir desen. Hepsinden koymuşlar içine.
Farklı farklı. İleride ne var? M16 A4 40'ta oluyor olması lazım. Aynen. RP'lerin değişmezi. RP sahibinin herhalde en sevdiği silah bu. RP'yi kim yapıyorsa. Standart 2 RP'de bir gelen, bazen ard arda gelen. Biz çok sevmesek de ama bir türlü gitmeyen silah deseni M16 A4. Hepiniz bunu görünce güzel şeyler söylüyorsunuz, biliyorum. Tabii 50 seviyede bu set gözüküyor arkadaşlar ama bu set değil. Ya bu set Adventure'da gelecek. %99.9, diğeri %100 bence. Yani tam tersi olacak, yani böyle değil. Ama bu 50 olsaymış daha iyi olurmuş bence. Çünkü bu da güzel bayağı. Şey değil öyle. İyi duruyor yani. Yakından da. Ama şu şey önünde olmasa iyi olurmuş. Öyle sallanan sarı şey. Biraz kapatıyor gibi. Yani burası asetle beraber bu hareket bu şekilde. Aslında bu hareketi böyle bir binanın dışından yapacaksın. Camın önünde. Giremiyormuş gibi. Güzel olurdu yani. Ve biraz daha yakından bunu görebiliyoruz. Şimdi 50 seviye seti zaten burada daha net bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz. Setimiz bu. 50 seviyede gelecek olan. Yani son zamanlarda farklı bir set olmuş yani. Son zamanlara göre gelen 50 seviye setlerinden, ama güzel bence. Çok da abartı değil. Gayet hoş olmuş. Ama diğeri de olabilirmiş. Ama ikisi de kırmızı öğe bu arada. Kaskı da bu şekilde. Kaskı bayağı uyumlu. O yönden bence iyi olmuş. Aşağıda bak, bir seviye, iki seviyesini de gördük kaskımızın. Bu arada şöyle inersek, bu da Adventure'daki bu map arkadaşlar. Bunu da oradan açabileceksiniz. Şöyle geçersek uçak desenimizi zaten görmüştük. Buradan başka görebileceğimiz sezon, biliyorsunuz yeni sezon geliyor. RP'den ayrı. Setimiz de bu. Yalnız bunun gözlük kısmı değişiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Buradaki gözlük değil de farklı bir gözlük gelecek. Onda bir ufak bir değişiklik yapmışlar. Burası böyle bir maskesi falan var. Zaten biliyorsunuz MG3 deseni de geliyor onunla beraber. Sezon seti, silah deseni de bu şekilde arkadaşlar. Evet, genel manada M11 ve yeni sezon bu şekilde. Beğendiniz mi beğenmediniz mi, son kez bir üstünden geçelim dedik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bye bye.